İyi akşamlar. Soru var mıydı yoksa maçın değerlendirmesiyle başlayalım? So we'll start with your thoughts on the game. As I said earlier, I wasn't happy with the energy after the first 25 minutes. I thought the first 25 minutes, I can't remember when the goal was scored, but up until the goal was scored, I thought we was okay, we was good. As soon as the goal went in, we lost control of the game for about 5 or 10 minutes, and then collected ourselves just before half time. Started okay in the second half, and then once the second goal went in, the energy from the team just totally dissipated, which was not acceptable. I'm not happy with that, but that's one of those things we're going to talk in training and solve the problem. Bir önceki röportajımda da aslında benzer şeylerden bahsetmiştim. Golün dakikasını tam olarak hatırlamıyorum ancak gole kadar kötü bir oyun yoktu. İyi bir oyun ortaya koymuştuk ancak golden sonraki 5-10 dakikalık o sallantılı süreçten sonra da aslında toparlanabildik. Ancak genele baktığınız zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden kesinlikle memnun değilim. Bu eksik olan şeylerden bir tanesiydi. Ancak bunu da arkadaşlarımızla birlikte hafta içinde yapacağımız antrenmanlarda ve çalışmalarda bunu konuşup bu problemi mutlaka çözeceğiz. Başka soru var mıydı? Buyurun. Şu an Trabzonspor arzu ettiği seviyenin neresinde veya ne zaman umarım gelecek? Right now, you know, how can you describe the level, I mean the level of the team, and when will you reach the level that you want to reach? It's difficult to reach the level that you want to reach when you have four players out, four key players out, Parmak, Ekoban, Tony, Flavio. Very difficult. We're waiting on DJ to get up to speed because, Dijani, to get him up to speed because he hasn't played for a while. We've had illness in the camp. We've had various things, an injury, then players coming back from injury. So these are all factors that have led to a disappointing performance tonight. I'm not making excuses. We will get there. We will galvanize and regroup and come again. But, you know, it's difficult this period trying to get through illness, injury, and obviously we've had the COVID in the camp as well. So it's a very difficult time for us. We're trying to manage it through the best way we can. Parmak, Ekuban, Flavio ve Tony gibi dört anahtar oyuncunuzun olmadığı bir durumda istediğiniz seviyeye ulaşmanız ya da istediğiniz futbolu ortaya koymanız çok da mümkün olmaz. Canini gibi uzun süre futbol oynamamış bir arkadaşımız var. Onu da aramıza katmaya çalışıyoruz. Onu da istediğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bahane bulmaya çalışmıyorum kesinlikle. Ancak sizin de bildiğiniz gibi hastalıklarla, sakatlıklarla, COVID-19 vakasıyla karşılaştık. Dolayısıyla takımımızı geri getirebilmek adına, o istediğimiz, o arzu ettiğimiz takımı geri getirebilmek adına çalışmalar yapacağız. Arkadaşlarla bu durumu konuşacağız. Tabii ki de istediğimiz takım, o ulaşmak istediğimiz seviyeye ulaşacağız en kısa zamanda. Başka soru var mıydı? Teşekkürler. İyi akşamlar. Hazır mıyız, başlayabilir miyiz? Buyurun hocam, genel değerlendirmeyle başlayalım. Evet, bugün özellikle maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için tabii ki bugün için avantajdı. Ama oyun olarak da sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi, kendi istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel olarak hem de fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk. Bugün hem pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi de savunma yapan bir takım olarak haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi Trabzonspor için önemli eksikler vardı bugün. Onların da altını çizmek gerekiyor. Rakip teknik direktör için zor bir gündü. Biz özellikle golü bulduktan sonra oyunu daha iyi götürdük. İkinci golden sonra çok daha rahatladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu bir süreç geçirdik. 5. haftada çok önemli bir deplasmanda önemli bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. İnşallah tekrar salı günkü Avrupa macerası için tekrar hazırlanmaya başlayacağız. Sorusu olan var mı? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. İyi akşamlar. Evet,
Okan Hoca bu şekilde konuştu. Salı günü zor bir maç bekliyor. Leipzig karşılaşması. Deplasmanda bir de. Yani Leipzig'de oynamak kolay değil ha. Hemen Enino takımından kaç futbolcu mesela Avrupa'ya gitti oynadılar. Falan yok ya, bakıyorum. Keçi boynuzu gibi ya, zorluyorsun yani. Lan şurada iyi bir şey konuşalım. Şunu iyi diyelim diye geriye zorluyorsun. Gidiyor, geriye gidiyor. Çok geriye gidiyoruz abi. Tabii tabii. %100 hoca haklı. Bir de mesela onu da bilir. Hala ondan ya bak. Macar milli maçıyla yaşadık. Şimdi de Galatasaray. Kaç sene oldu ya Galatasaray? Sonra şerefli ilgiler kaç sene oldu abi Galatasaray şampiyon oldu Avrupa'da? 20. 20 sene. Abi 20 senedir onu konuşuyoruz ya. Orada kaldık. 20 senedir işte antrenör öyle aldı. O öyle abi. Galatasaray ne konuşuyorsun abi ya? Çok ne açıldı. Yaptın abi ondan sonra? Ya? Öyle bir açıldı. Çok etkili. Ara çok açıldı. Ki bu 20 senede Galatasaray'ın iki tane de çeyrek finali var. Levent abi de ne sıkıntı biliyor musun? Ara sıra skor çıkıyor. Skor çıkıyor ama Avrupa'ya karşı oyun çıkarman gerek. Oyun çıkmıyor. Türk futbolunda oyun çıkmıyor. Avrupa'da eğer yürümek istiyorsan oyun çıkması gerek. Şimdi Galatasaray, Fatih dediniz ya, Fatih Hoca mesela röportajda diyor ki Avrupa ile ciddi anlamda Türkiye'ye yani makas açılıyor diyor. Bana göre Galatasaray'la da makas açıldı. Galatasaray ne diyorduk eskiden? Avrupa Fatih'i. Ama şimdi açıldı. Son 35 tane Avrupa'daki oynadığı resmi maçlarda 4 tane galibiyeti var. Doğru. Yani Galatasaray'ın da makası açıldı Avrupa'yla. Niye? Ara sıra skor çıkıyor Ender. Skor çıkar bak. Ama oyun çıkmıyor. Eğer oralarda olmak istiyorsan Erman Hoca'nın söylediği o. Oyun kalitemizi daha üst seviyeye çekmeliyiz. Çektiğin zaman o zaman oyun çıkar. Oyun çıktığı zaman da orada evet yürüp gidersin. Bir hocam, anda anlamazsın nereye takım, geldiğinde hocam, çok başarılı sezonlar geçirsin. Hocam, bunun için değil mi Levent abi oyun çıkması gerek. Ama mesela Galatasaray şampiyon hocam, olduğunda o 4 yıllık süreçte 2020. En son o ürün, en son son 2 sezon çok iyi performans vermişti. Özellikle 99-2000 sezonu zaten onu taşlandırdı. Neyle? UEFA işte kupasıyla. Evet, şimdi kupası. O zaman oyun çıkıyordu. Hocam, şimdi skor çıkıyor. Mehmet şimdi o da niye iniyor mesela bir takım evet. Şunu yendik diyoruz Avrupa'da. O gün ne yapıyoruz? Skor çıkıyor. Evet. Esas oyun çıkarmamız gerek. Oyuncu Levent da çıkması abi. Lazım hocam. Avrupa'da tabii. Oraya giderken i̇şte ben oyun, takip ettim. Oyun derken o da çıkmıyor. Tabii. Deplasmanda kimleri yendi ya? Tabii canım. Bir düşünün. Hep genelde bakıldığı zaman o şey favori çıkıyordu be bazı evet. Maçlara. Hep yani favori şimdi çıkıyordu. Bakıyorum yani bizim takımlara valla moralim bozuluyor ya. Mesela Galatasaray'ın Glasgow'u yenmesi lazım ya. Hocam. Tabii. Yani eski Galatasaray o Glasgow'un süper kesin, olduğu dönemde kesinlikle. Kaybetmedi aynen. Mesela. Üçte bir bütçeli tabii. Bir takım tabii. Ya. Şimdi ben şunu söylüyorum. Glasgow biz gruptan bunu, çıkamaz evet. Bak. Real hocam futbol, biz garantisi bunu yok da çıkamaz. Milli takım düzenini yakaladık. Bak Euro 2020'ye giden milli takımın oynadığı oyun Türk futbolunun önüne çıktı. Şenol Hoca ile. Şimdi o dışarıdan özellikle gelen iki tane Fransa milli takım maçları Fransa hem içeriden dışarıda. Yendik Konya'da. Orada beraber geriden geldik yani gol attık. Refleks. Yine bizim kendi çocuklarımız ama Erman Hoca'nın dediği gibi Euro 2020'den sonraki birçok oyuncu yurt dışına da gitti. Bizim çocuklarımız mesela, güzel de bizim çocuklarımız da çoğu dışarıdan gelen çocuklarımız. İşte abi. Ama biz buradan gittik. Hocam, son kadroda dışarıdan gelen çocuklarımız çoğu. Hocam sen destekleyici bir şey söyleyeyim. Son kadroda hocam 16 tane oyuncu yurt dışından geldi. Şimdi böyle bir oyuncu havuzu da ilk defa oluyor. Bak 16 oyuncunun da %80-90'ı Ender oynuyor takımlarında. Böyle bir havuz, böyle bir milli büyük takım bir şey. Potansiyelli belki son yıllarda olmamıştır. Belki ileride de olmaz. 16 oyuncu çağırıyorsan 16 oyuncunun %80-90'ı takımlarında oynuyor. Peki, hocam Sırp takımının 6 oyuncusu İtalya'da oynuyor. Bu büyük bir referans milli takımla ilgili ileriye dönük bize başarılı olması milli için. Milli takımda orta saha oynayan topçuya benim arkadaşlarım da çok salladılar buradan. Ya bu oynar mı milli takımda filan diye adam Milan'ı sırtlıyor. Hakan Çalhanoğlu tabii ama evet. Dedi çocuk beni yanlış yerde oynatıyorlar ben burada oynayamam dedi. Attığı gol ne kaliteli hocam ya. Tekte. Yani Milan'da, şimdi adam Milan'da nasıl oynuyor? Çok arkadaşımız beğenmedi abi. Hakan Çalhanoğlu'nu bu oynar mı? Ya milli takımda çok eleştirildi. Ya yani şimdi bir şey söyleyeyim. Adam milli takımda oynuyor. Evet. Biz beğenmiyoruz abi. %100 güzel bir şey söyledi. Yorumların devrarısı dinledim. Bravo hocam sana ya. Herkes Hakan Çalhanoğlu'na sallıyordu. İkinci yanın başı attığı golün kalitesi onlara kapak olsun ya. Aynen. Kusura bakma şey ya. Tek vuruştaki adam bir kalitesi adamı var. Adamı anlayamadılar bizi gider. Ya ben yanlış yerde oynuyorum. Ben burada oynamak istemiyorum. Allah aşkına. Burada verim alamıyorum diyor. Veremem diyor çocuk. Avrupa'dan geldiği için de konuşuyor. Bizdekiler rahat. Susuyorlar. Hocam tepki gösterebiliyor oradan. Onlar. Hocam 4-4-2 ikinci yarı döndük ya sol çizgide oynadı esas. Sana oynamak istemediği yerde oyna. Buranın arkasında başladı oynamak istediği evet. Yerde. Ama ne yaptı? Çok zeki bir oyuncu. Pozisyon bilgisi de çok ya. Bir içeri girdi Levent abi. Bir baktı duvar topun akışına. Bak şimdi bir baktı içeride pozisyon aldı. Bir geldi. Kenan'la bir iki oyun evet. Oynadılar.
Kenan'la bir oynadılar, golü yaptı. Peki. Futbol akıl işi hocam. Pozisyon şeye dönelim, günümüze dönelim. daha günün sıcak gelişmelerine. Bir yandan da Başakşehir açısından da konuşmak lazım. Şimdi 4 maçta puan çıkartamamış. Salı günü Şampiyonlar Ligi grup maçı oynayacak.